76. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. O ne güzel karargah ve ikamet yeridir. 77. De ki: Eğer duanız olmasaydı, Rabbimin yanında sizin ne değeriniz olurdu? Şimdi siz yalanladınız, artık yakında ceza kaçınılmaz olacaktır. Ve onlar ki, Rabbimiz, eş ve çocuklarımızdan bize gözlerimizin aydınlığı olan kimseler ver, derler, buyruğu ile ilgili olarak elde Dahak, yanı sana itaat edecek kimseler ver, derler, diye açıklamıştır. Bu buyruktan evlat sahibi olmak için dua etmenin caiz olduğu anlaşılmaktadır. Buna dair açıklamalar daha önceden, Ali İmran Suresi, 3 bölü 37-38 ayetler, 3. Başlıkta, geçmiş bulunmaktadır. Zürriyet, milt, çocuklarımız, lafzı tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Bunun tekil için kullanılabileceğinin delili yüce Allah'ın, Rabbim bana katından çok temiz bir soy, zürriyet bağışla. Ali İmran, 3 bölü 38, bundan dolayı bana lutfundan bir veli, oğul, bağışla. Meryem, 19 bölü 5, buyruklarıdır. Çoğul için kullanılabileceğinin delili de, arkalarında kendileri hakkında endişe edecekleri aciz ve güçsüz çocuklar, zürriyet bırakacak olanlar. En Nisa, 4 bölü 9 buyruğudur. El Bakara suresinde de, 2 bölü 124. Ayet, 19. Başlıkta, bu kelimenin türediği kök ile ilgili yeterli açıklamalar geçmiş bulunmaktadır. Naft, İb Kesir, İb Amir ve El Hasen, zürriyetlerimiz, çocuklarımız, şeklinde çoğul ile okumuşlardır. Ebu Ömer, Haraza, El-Kisai, Talha ve İsa ise tekil olarak, diye okumuşlardır. Gözlerimizin aydınlığı, mefül olarak nasip edilmiştir. Bizim için göz aydınlığı, anlamındadır. Bu da Peygamber, Sav, i se söylediği şu sözlere benzer, Allah'ın malını, çocuklarını çoğalt ve bunları onun için bereketli kıl, 181, buna dair açıklamalar daha önceden Ali İmran suresinde, az önce belirtilen yerde, ile Meryem suresinde, 19 bölü 5. Ayetin tefsirinde, geçmiş bulunmaktadır. İnsanın malına ve çoluk çocuğuna bereket ihsan edildiği takdirde, kişinin aile efradı dolayısıyla gözü de aydın olur. Öyle ki, bu kimsenin bir hanımı varsa güzellik, iffet, malına dikkatle bakmak, ihtiyat gibi dilediği bütün özellikler onda bulunur yahut çocukları varsa bunlar da itaat üzere devam ederler. Din ve dünya vazifeleri hususunda ona yardımcı olurlar. Böyle bir kimse başkasının eşine ya da çoluk çocuğuna dönüp bakmaz bile. Başkasına, imrenerek, bakmaya gerek duymadan gözü huzur bulur ve gözü gördüğü her şeye dikilmemiş olur. İşte bu, göz aydınlandığı ve nefis huzur ve sükun bulduğu zaman gerçekleşir. Aydınlıkın tekil gelmesi maslar oluşundan dolayıdır. Mesela, gözün aydın oldu, olmak denilir. Göz aydınlığının, karardan gelme ihtimali olduğu gibi, el kör, soğuk, kökünden gelme ihtimali de vardır. Daha meşhur olan da budur. Çünkü Araplar sıcaktan rahatsız olur, soğukla, serinlikte, dinlenir. Aynı şekilde sevinç gözyaşı da serin akar. Kederden gelen gözyaşları ise sıcaktır. Bundan dolayı, Allah senin gözünü aydınlatsın, serinletsin, düşmanın gözünü de ısıtsın, denilir. Şair şöyle demiştir. Dün nice aydın, serin, gözler ısındı. Ve bugün gözyaşları akan nice gözler aydınlandı, serinledi. Bizi takva sahiplerine önder yap. Hayırda kendilerine uyulacak önderler kıl. Bu ise dua eden kimsenin ancak takva sahibi ve kendisine uyulacak bir kimse olmasını gerektirir. İşte dua eden kimsenin maksadı da budur. Muvatta da şöyle denilmektedir, sizler, ey bu kimseler, size uyulacak önderlersiniz. 182, İp Ömer duası esnasında şöyle derdi, Allah'ım, sen bizi takva sahibi önderlerden kıl. Burada, önder, denilerek çoğul olarak, önderler, denilmeyiş sebebi, önder anlamındaki, imam, lafzının mastar oluşundan dolayıdır. O bakımdan, filan kişi kavme önder oldu, denilir. Bu da, siyam ve kıyam, kelimelerinin mastar oluşu gibidir. Bazıları da, bununla çoğul olarak, önderler, demeyi kastetmiştir, derler. Bir kimsenin, bizim emirimiz bunlardır, derken, emirlerimiz demek istemesi gibi. Şair de şöyle demiştir. Ey beni kınayan haunlar, beni fazla kınamayın, çünkü ke mayıcı hanımlar bana emir değildir. Burada, emir, çoğul olarak, ümera, emirler, anlamındadır. Sufilerin şeyhi El-Kuşeyriye Bulkasım şöyle derdi, İmamet önderlik, dua ile olur, iddia ile olmaz. Yani bu Allah'ın tevfiki, kolaylaştırması ve lutfu ile gerçekleşir, yoksa herkesin kendi adına yaptığı iddialarla olmaz. İbrahim En-Nehai dedi ki, onlar bu dualarıyla başkanlığı talep etmiyorlar. Aksine dinde kendilerine uyulacak kimseler otmayı diliyorlar. İBN Abbas dedi ki, bizi hidayet önderleri kıl, demektir. Yüce Allah'ın, bizim emrimizde hidayete ileten önderler mif. Es secde, 32 bölü 24 buyruğunda oldu gibi. Mekul dedi ki, sen bizleri takva sahibi kimselerin uyacakları takva önderleri kıl. Bunun kalbedilmiş ifadelerden olduğu da söylenmiştir. Bunun da mecazi anlamı şudur, sen müttakileri bize önder ve yönetici, kıl demektir. Bu açıklamayı da mücahid yapmıştır. Ancak birinci görüş daha kuvvetlidir. İbn Abbas ve Mekul'ün kanaati de bu anlamdadır. Bu buyrukta dinde önderliği talep etmenin mendab oluşuna da delil vardır. Buradaki, imam, önder, tekil olmakla birlikte, çoğula delalet eder. Çünkü, kıyam, gibi bir mastardır. El-Ahfeş dedi ki İmam in çoğuludur. Bu da önderlik etti eder fiilinden gelmektedir. Çoğul olarak vezninde yapılmıştır. Arkadaş arkadaşlar ile ayakta duran ayakta duranlar gibi işte bunlar sabretmelerinden ötürü. Mükafatlandırılacaklar buyruğunda geçen bitl işte bunlar buyruğu Rahman'ın kullarının haberidir. Bu ise daha önce geçtiği gibi ez zeccaın görüşüdür ve bu hususta yapılmış açıklamaların en güzeli budur. Müptida ile haberi arasındaki ifadeler ise, onların terk etmeleri ve sahip olmaları gereken vasıfları ile alakalıdır. Söz konusu bu vasıflarda 11 tanedir, tevazu, ilm, cahillere karşı cahilce davranmamak, teheccüd, hav, israfı ve cimriliği terk etirnek, şirkten uzak durmak, zina etmemek, öldürmemek, tevbe etmek, yalandan uzak durmak, kötülük yapana affetmek, verilen öğütleri kabul etmek, yüce Allah'a yalvarıp yakarmak. Yüksek köşk, yüksek derece ve mevki demektir. Bu da cennetin en üstün ve en değerli konağıdır. Nitekim, Urfe, yüksekçe oda, nin dünya meskenlerinin en yükseği olduğu gibi. Bu açıklamayı İBN Şecere yapmıştır. Ede daha bundan kasıt cennettir, diye açıklamıştır sabretmelerinden ötürü, Rablerinin emri ve peygamberinin, salat ve selamın en üstünü ona olsun, itaati üzere sabretmeleri sebebiyle verilecektir. Muhammed B. Ali B. El Hüseyin dedi ki, yani dünyada iken fakır u zarurete, sabretmelerinden ötürü, bu mükafatlara nail olacaklardır. Ede da parkta şehvet ve arzularına karşı direnerek, sabretmelerinden ötürü, diye açıklamıştır. Ve anlar orada esenlik dileği ve selam ile karşılanacaklardır, buyruğundaki, karşılanacaklardır, lafzını Ebu Bekir, Ey Mu'faddal, El-Ameş, Yahya, Hamza, El-Kisai ve Halef şeddesiz olarak, karşılaşırlar, diye okumuştur. El-Ferra da bu okuyuşu tercih etmiştir. Çünkü Araplar şeddeli olarak, filan kişi selam, esenlik dileği ve hayır ile karşılanır, dediklerinde, de harfi ile kullanırlar. Onlar bu anlamda, Tesiz olarak sadece, ya, harfi ile, esenlikle karşılanır, şeklini nadiren kullanırlar. Diğerleri ise bunu, şeklinde, ya, harfi ötreli, kaf, harfi deşedde, li olarak okumuşlardır, Ebu Übeyt ve Ebu Hatim de bu okuyuşu tercih etmişlerdir buna sebep de Yüce Allah'ın, ve onlara bir güzellik ve bir sevinç verir, el insan, 76 bölü 11, diye buyurmuş olması, ve burada aynı anlamı veren fiilin tesis kullanılmış olmasıdır. Ebu Kafır en Nehaz dedi ki, el ferra birinin benimseyip tercih ettiği yanlıştır. Çünkü onun kanaatine göre eğer bu lafız, şeklinde kullanılırsa, Arapçada bu tahiye, esenlik dileği, ve selam olur. Filan kişi selam ve hayır ile karşılanır denildiği gibidir. Bu konuda hayret edilecek husus şudur. El ferra derken ayeti kerime şeklindedir. Her iki kip arasındaki fark ise açıkça bellidir. Zira filan kişi hayır ile karşılanır denilirken ve harfinin hasfedilmesi caiz değildir. Peki bu durumdaki bu ifade öbürüne nasıl benzeyebilir? Bundan daha da hayret edilecek husus ise şudur, Kur'an-ı Kerim'de, onlara bir güzellik, bir sevinç verir. El insan, 76 bölü 11 diye buyurulmuş olup, bunun başka türlü okunmasının da caiz olmayışıdır. Bu da evla olanın, onun söylediğinin aksi olduğunu açıklamaktadır. Tahiye, esenlik dileği, Allah'tan, selam ise melekler tarafından verilecektir. Buradaki tahiyeden kastın, ebedi kalış ve pek büyük mülk anlamında olduğu da söylenmiştir. Daha kuvvetli görülen görüş ise her ikisinin aynı anlamda olduğu ve her ikisinin de Allah tarafından söyleneceğidir. Buna delil de Yüce Allah'ın, ona kavuşacakları gün onlara sağlık dileği selamdır. El-Ahzab 33 bölü 44 buyruğudur, ki de gelecektir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar buyruğundaki ebedi lafzı hal olarak nasbedilmiştir. O ne güzel karargah ve ikamet yeridir. Yüce Allah'ın de ki eğer duanız olmasaydı, Rabbimin yanında sizin ne değeriniz olurdu. Buyruğuna gelince bu ayeti kerime inkarcıların delil diye ele aldıkları, açıklanması nispeten zor müşkil bir ayeti kerimedir. Filana hiç aldırmadım, yani onun benim nezdimde herhangi bir değeri, bir ağırlığı yoktur, anlamındadır. Aslı, ağırlık, demek olan, den gelmektedir. Şair şöyle demiştir. Sanki göğsünde ve iki böğründe çeşitli kokular vardır da, onları bir damat birbirine karıştırıyor. Yani bir kısmını öbürüne katıyor. Buna göre, ağır yük, demek olup, çoğulu da, diye gelir. Tek ile aynı zamanda mastardır. Bu buyruktaki, ne, istifım, soru edatıdır. Bu ez cam ifadelerinden anlaşılandır, El-Ferra da bunu açıkça ifade etmiştir. Ancak bunun nef yedici olması da uzak bir ihtimal değildir. Zira bunun bir soru olduğu hükmüne varacak olsak dahi, aynı zamanda istifım şeklinde ortaya çıkmış bir nefidir. Yüce Allah'ın, iyiliğin karşılığı iyilikten başkası olabilir mi? El-Rahman, er 55 bölü 60 buyruğunda oyduğu gibi. İbnü Şeceri der ki, Kanaatimce işin gerçek mahiyeti şudur, ne, nasp mahallindedir, ifadenin takdiri de şöyledir, size ne ağırlık versin ki? Yani sizin duanız olmasaydı, Rabbim size niye aldırsın? Ya da onun size kendisine ibadet etmeniz için yaptığı davet olmasaydı, size ne diye önem versin? Demektir. Buna göre, dua, mastarı mefulüne izafe edilmiştir, el ferranın tercih ettiği görüş de budur, faili ise hasfedilmiştir. Olmasaydı, lafzının cevabı ise Allah'ın, eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü bir Kur'an olsaydı, Er-Rad, 13 bölü 31, buyruğunda olduğu gibi haz edilmiştir. Burada da ifade, size aldırmazdı takdirindedir. Bu görüşün delili de Yüce Allah'ın, ben cinleri de, insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ez-Zariyat, 51 bölü 56 Burada hitap bütün insanlara'dır. Sanki insanlar arasından Kureyş'e şöyle demiş gibidir. Eğer faraza olsa iyiydi sizin üyüne ibadetiniz olmasaydı, Allah size hiçbir değer vermez, kıymet biçmezdi. İşte insanlara değer verilmesine sebep budur. Bunu ayrıca İBN Zübel ve başkalarının, fakat kafirler yalanladılar, şeklindeki kıraati de desteklemektedir. Buna göre, kendisi sebebiyle aldırış hususunda hitap, bütün insanlaradır. Daha sonra da Kureyş'e şöyle demektedir, sizler ise yalanladınız, ona ibadet etmediniz, o halde bu yalanlamak azabın sebebidir ve azap kaçınılmaz olarak sizi bulacaktır. Ennekkaş ve başkaları da şöyle demektedir, anyım şudur, şayet zorlu zamanlarda ye benzeri hallerde sizin ona yalvarıp yakarmanız olmasaydı. Bunun açıklaması da, gemiye bindiklerinde dini yalnız Allah'a halis kılanlar olarak ona yalvarırlar. El ankebut 29/65 buyruğunda ve buna benzer buyruklarda dile getirilmektedir. Bu buyruk şöyle de açıklanmıştır: Eğer onunla birlikte başka ilahlara ve ona ortak koştuğunuz varlıklara duanız olmasaydı, onun nezdinde pek de büyük bir şey olmayan günahlarınızı bağışlamanın ne değeri olurdu? Bunu da yüce Allah'ın "Eğer şükredip iman ederseniz Allah size azabını eylesin." En Nisa 4 bölü 147, buyruğu açıklamaktadır. Bu açıklamayı E.D. Dahhak yapmıştır, Elvelid B. Ebi, bir ve dedi ki, bu hususta bana şöyle bir açıklama ulaşmıştır, ben sizlere muhtaç olduğum için sizi yaratmadım, sizi yaratmamın tek sebebi sizin benden dilekte bulunmanız, ben de günahlarınızı bağışlayarak size isteklerinizi vermemdir. V.E.H.B.B. Münebbihin rivayet ettiğine göre Tevrat'ta bir zamanlar şu ifadeler de varmış, Ey Ademoğlu! İzzetime yemin ederim ki, ben senin vasıtanla bir kar sağlayayım diye seni yaratmadım. Benim seni yaratmamın tek sebebi, senin benden kar sağlamandır. O halde her şeyin karşılığında sen beni ilah edin. Ben senin için her şeyden daha hayırlıyım. İncinliği dedi ki, İbn Ezübeyr -ez ile İbn Abbas bu buyruğu ancak kafirler yalanladılar diye okumuşlardır. Ez Zehravi ile En dedi ki bu İbn Mes udun da kıraatidir ancak bu bir kıraat değil bir açıklamadır. Buna sebep ise yalanladınız buyruğundaki muhatap zamirini teşkil eden T ve Mim harfleridir. El-Kutebi ile El-Farisi'nin kanaatine göre burada doğa, faile izafe edilmiş olup mepul hasfedilmiştir. İfade aslında, sizin Allah'tan başka bir takım ilahlara dua etmeniz olmasaydı, demektir. Olmasaydı, edatının cevabı ise mahzuf olup, buna göre ifadenin takdiri, sizi azaplandırmazdı, şeklinde olur. Onun, sizin Allah'tan başka bir takım ilahlara dua etmeniz olmasaydı, şeklindeki ifadesinin bir benzeri de Yüce Allah'ın şu buyruğunda dile getirilmektedir. Allah'ı bırakıp da taptıklarınız şüphesiz sizin gibi kullardır. El Atif, 7 bölü 194. Şimdi siz yalanladınız, yani kendisine davet olunduğunuz şeyleri yalanladınız. Bu, birinci açıklamaya göredir. İkinci açıklamaya göre ise, siz Allah'ı, tevhidi yalanladınız. Artık yakında ceza kaçınılmaz olacaktır. Yani sizin yalanlamanız, sizin yakamızı bırakmayacaktır. Bunun da anlamı şudur, yalanlamanın cezası sizi gelip bulacaktır. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi, onlar işlediklerimde hazır bulacaklardır. Elkef, 18 bölü 49, yani yaptıkları amellerin karşılığını hazır bulacaklardır. Yüce Allah'ın şu buyruğu da bu kabildendir, öyle ise küfre saptığınızdan dolayı azabı tadın. Ey enam, 6 bölü 30, dünyada iken küfre sapmanızın cezasını tadın, demektir. Daha önce fiili geçmiş olduğundan dolayı, teksip, yalanlamanın takdir edilmesi güzeldir. Çünkü fiil zikredildi mi lafzı ile mastanla da delalet etmektedir. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi, eğer kitap ehli iman etmiş olsalardı, kendileri için daha hayırlı olurdu. İmran, 3 bölü 1 lö, yani iman kendileri için daha hayırlı olurdu. Yüce Allah'ın, eğer şükür ederseniz, faydanız için ondan razı olur. Ez Zümer, 39 bölü 7, şükür etmenize razı olur, demektir ki bunun benzeri pek çoktur. Müfessirlerin büyük çoğunluğu burada sözü edilen izam, kaçınılmaz, ile kasıt, Bedir günü onların başına geyil müzibettir. Abdullah B. Mesud, Übeyi B. Kab, Ebu Malik, Mücahid, Mukatil ve başkalarının görüşü de budur. Müslimin, Safdiye'inde Abdulcah'dan şöyle dediği nakledilmektedir, Ayetlerde sözü geçen, elbat dolar e, zorlu yakayayış, duman ve lizam geçmiş bulunmaktadır, 183 ilende Yüce Allah'ın izni ile ed Duhan suresinde, 44 bölü 16. Ayetin tefsirinde, açıklanacaktır. Bir kesimde, bu ahiret azabı ile bir tehdiddir diye açıklamıştır. Yine İyitmez, U'dan açıklandığına göre, lizam, yalanlamanın kendisidir. Yani yalanlamaktan tevbe etmeleri nasip olmaz. Bunu Ez Zehravi zikretmektedir. Bunun kapsamına Bedir günü ve onların yakasını kaçınılmaz olarak bırakmayan başka azaplar da girer. Ebu Übeyde dedi ki, Lizam, ayırt edici hüküm demektir. Yani sizler ile müminler arasında ayırt edici hüküm verilecektir. Kurrarun Cumhuru bu kelimeyi, Lam, harfi es okurlar. Ebu Übeyde, Sahrın şu beytini zikretmektedir. Eğer bir yerin dibine geçmekten kurtulsalar dahi, yine de kaçınılmaz olarak ölümleriyle karşılaşmaklardır. Lizam, ile, mülazemet, aynı şeydir. et taberi der ki, Lizam, yakayı bırakmayan, daimi sürekli azap, birinizi ötekinizin ardı arkasından yetiştirecek, yok edip bitirici bir helak oluş demektir. Şair Ebu Züeyb'in şu beytinde olduğu gibi. Ansızın biri diğerinin arkasından gelen hücum edenlerle karşılaştı taşları sökülüp yıkılan havuzun, sularının, taşması gibi. Burada, lizam, ardı arkasına gelen demektir. En has dedi ki, Ebu Hatir'in naklettiğine göre Ebu Zeyd şöyle demiştir, ben, kaneb Ebu Semmali, diye iam, harfini üstün olarak okuttuğunu dinledim. Ebu Kafır dedi ki, o takdirde lafız, in esreli gelmesi daha uygundur. Kıtal ve mukatele, gibi olur. Nitekim yüce Allah'ın şu buyruğunda da bu kelimeyi i.c.m.a ile esreli okumuşlardır. Eğer Rabbinden bir söz verilmemiş ve belli bir vade olmasaydı, azap, lazım olurdu. Taha, 20 bölü 129, başkaları da şöyle demektedir. Esreli olarak, lizam, ondan ayrılmadı, ayrılmamak, me Hasımlaştı, hasımlaşmak, gibi. Lam, harfi üstün olarak, lezam, ise, gerekli oldu, fiilinin maslarıdır kurtuldu, esenliğe kavuştu, gibi. Buna göre üstün ile, lezam, lazım olmak, gerekli olmak demektir. Lizam, ise yakasını bırakmamak, ondan ayrılmamak demektir. Her iki kıraatte de masdar ismi fail konumundadır. Lizam, mülazım, yakayı bırakmayan, aynmayan konumunda, kızam ise lazım olan konumundadır. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi, de ki, bana haber verin. Eğer suyunuz yerin dibine geçirili verse. El müik 67/30 buyruğundaki şeklindeki geçirili vermek mastan ismi fail olarak geçerse anlamındadır. en Haz dedi ki: Bu ayette geçen olacakın ismi ile ilgili El Ferra'nın şöyle bir görüşü vardır. Bunun ismi meçhul olabilir. Ancak bu yanlıştır. Çünkü ismi meçhul olursa habere ancak cümle olur. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi, çünkü kim korkar ve sabrederse. Yusuf, 12 bölü 90, buyruğunda olduğu gibi. Nahivcilerin de zikrettikleri şekilde, Zeyd gidiyordu, ifadesinde de meçhul bir isim olur. Bu durumda mülkteda ve haberi bu meçhul ismin haberi olur. İfadenin takdiri de, söz konusu edilen. Zeyd'in gidiyor, olduğu şeklinde idi, olur. Ancak, gidiyordu, denilecek olur ve yine, de meçhul bir isim olduğu söylenecek olursa, bu bildiğimiz kadanayla hiçbir kimseye göre caiz değildir. Başarı Allah'tandır, yardım ondandır. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. 184. Furkan Suren'in ve 12. cildin sonu. Bir İmam Kurtubi, El Camiyü'le Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 12 bölü 501.